İddiadan yılın fırsatı. Daha yüksek oranlar sadece 5000'e yakın iddia bayisi ve sadece iddia.com'da. Siz de kuponunuzu kral oranlarla hazırlayın. Çok daha fazla kazanın. Efsanenin şampuanıyla sen de efsane ol. Cristiano Ronaldo tarafından tasarlandı. Mesela Beşiktaş bir şey yapmış. Ben olsam Sergen Yalçın'la uzun vadeli devam ederim. Onu da rahatlatırım yani neşen olur neşesi ne başkası manyak mısın sen rahat ol filan derim yani. İşine bak sen rahat bırak, kendini rahatlat. Ben işine bak derim. Ya belki de diyorlardır ha bunu da bilmiyorum yani derim diyorum da. Belki sen de diyorlar uzun vadeli kontrat istemiyor. Ha, uzun vadeli de. kontrata gerek yok her sene bile. Ama yani. de ki ya ben de şampiyon da olamasan devam edeceğim haberin olsun. Ben devam etmek istiyorum haberin olsun dersin. Ama şu bir strateji belirle adamı bulmuşsun artık. Geçen sene o denmedi galiba o yüzden mi uzadı? Yok canım geçen sene paraydı biraz işi. 7 milyon lira alıyordu Bu sene alıyor 22 milyon. 3 kat işte. Hakkı mı? Hakkı ayrı ama yani. Bence de hakkı. Yani 7 nerede? 22 nerede? İşte onun mevzu oydu yani. İşte Dolayısıyla strate. bak mesela bu burada da bir strateji gördüm ben. E var. Neden? Çünkü Hamit Altıntop beni ikna etti. Gittim bu toplantıya. Hı. Dedi ki Hamit Altıntop artık ben ben bitti. Bir kişi her şeye karar vermeyecek. Öyle futbol direktörlüğü yok ben geldim. Ahmet gitsin, Mehmet gitsin, hı hı. basın danışmanı değilsin. İşte idari işler müdürü gelsin. Falan bu işlerin hepsi bitti. Herkesin altyapıda da benim istediğim oyuncu gel, adam gelsin. Efendim bizim Ahmet var. O da işte U17 milli takımının başına geçsinler falan bitti dedi yani. Evet. Artık herkesin başında herkesin mesela dedi bir kun hocanın altyapıyla ilgili en ufak bir sorumluluğu yok dedi. Altyapının sorumlusu başka. Kim? Tolunay Hoca şu an. Hı. Başarılı olursa devam eder, olmazsa edemez. Ancak Kuntz sadece fikir verir. Hiçbir sorumluluğu yoktur dedi yani. Onun tak bir tane işi var. Ah Milli Takım. Ümit Milli Takım hocasının bir tane işi var. Ümit Milli Takım. Efendim idari menajerin bir tane işi var. Hepsi de toplamda bir kişiye bağlıysa o da benim. Yani Milli Takımlar sorumlusu. Hamit Altıntop. Yapı bir kere bu. Ondan sonra ileride şunları şunları uzun vadeli hedefleri anlattılar. Onlar çok uzun vadeli ama kısa vadeli hedef. hep soruyorsun hocaya hep Kasım oluyor. bu iki maçı söylüyor adam ya yani mesela bu iki maç bu iki maç tabii şunu da yapacağız bunu da yapacağız demiyor yani Sen buradan anlıyorsun ki strateji hep ee, şu an için bu gruptan çıkabilir miyiz çıkamaz mıyız evet. sonrasında başka projelerimiz var diyor adam mesela anlattı ben futbolu şöyle oynatmak istiyorum böyle oynatmak istiyorum henüz bunu yapamayız diyor adam ama yapacağız diyor şey demin ki önceki sayfadaki açıklaması daki tanım bir enteresan geldi bana ya Türk oyunculardan Türk gibi oynamalarını istiyorum gibi bir şey değil mi Türkiye'de bir oyuncularımın özgür ve Türk tarzı oyun sergilemesinden yanayım. Bence yapma hocam. Türk tarzı <laughs> nedir mesela Türk tarzı üç kelimeyle anlatabilir onu, misiniz onu, abi? Onu bilmiyorum ya Türk tarzı nedir? Türk <laughs> yani, tarzı maça böyle yıldırım gibi başlayıp 15 dakika sonra yavaş. Dikine kaleye yavaş. gitmek ben mi? Sonra caneri koyup 35 yani, tane orta yapmak tabii, mı? Ya da yok, yok. hep yana ve geli evet. oyna bakma. Cengiz'in önüne Söyle, atmak. Sempatik pozitif enerjili bir adam. Yani şey. Yok abi ben ee, aynen. Ne derler? İnşallah başarılı olur. Ne diyelim abi? Bir de sosyal İnşallah. medyada da ben takibi aldım. Sosyal medyada da biraz şeyi o platformlardaki insanların e, samimi ve şeffaf olmalarına da biraz aç kalmışız galiba. Yani acayip güzel, hakikaten Şu... doğal, samimi yaşamın içerisinde fotoğraflar paylaşıyor. Karadağ yani. maçındaki son saniyedeki fliki yemeseydik şimdi Norveç'te 17 puanla beraberdik. Abi tabii çok rahattık. Yani... Ah, ah, o, ah o serbest vuruş frikik, ah o baraj. İşte o ah da, Enes Ünal, ah Altay. O barajın da karbon kağıdı kopyasını birkaç kere gördük Altay'dan maalesef. Orada bir baraj e, kurma sorunsalı var. Hiçbir vardı. şansımız yok Serdar abi şimdi. Var Bilmiyorum. abi. Yok var, var. Abi. ama işte Şimdi son de maç Hollanda-Norveç. Maç Hollanda'da. Hollanda'nın Norveç'i yani yenmesi Nor lazım. Norveç Hollanda'yı yenemez. Beraberlik Hollanda'ya yetiyor. O zaman zaten Norveç 2 puan kaybediyor. Sen iki maçı kaybedersin, kazanırsan. Sen iki maçı kazanırsan adamlarla aynı puana geliyorsun. Ha Nor Hollanda Norveç'i yenerse sen ikinci oluyorsun. O da bize yetiyor. Yetiyor. Tabii. Norveç'te ama, Haaland yok. Haaland tabii. da yok. A ama yani sen iki maçı kazanman lazım. Senin de iki maçın biri Cebeli Tarık kazanacağım belli ama bana göre fark da fark da atman lazım ki evet. acı düzeltesin. Ee, ama asıl senin maçın son maç Karadağ. Replasman. İşte hep en zor gelip maç. tıkandığımız nokta. Ah, o da amacı diyorsun. Evet. İçerideki. Neyse. Artık yapacak bir şey yok. Başakşehir'de Emre Belizolu devrimi yaşanıyor diyebilir miyiz deriz. Abi, ee, teknik direktörlük kariyerine başladığı günden bu yana inanılmaz bir tek muhalebeti var biliyorsun. Evet. Şampiyonluktan oldu. Aynen. Ama Fenerbahçe'den daha iyi oynatıyor. Ya Fenerbahçe'deki maçlarından daha iyi e, oynatıyor Başakşehir'i. İyi kadrosu var abi takım. Takım iyi. Takımın iyi kadrosu var. E, de geçen sene kötü, değildi de. Ama yani çok daha rahat, özgüvenli. İşkayı çok iyi kullanıyor. Başarılarını da onu Fenerbahçe'de çok... Yani e, zaten Fenerbahçe'de göre büyük bir baskı unsuru zaten başlı başına. Ya yani Bir de bir şey yapmak zorunluluğuyla gelmiş durumdaydı. Evet. Ya tek, yani hep şunu söylüyorum, hep şunu düşünüyorum. Acaba aradın. Emre Bellozoğlu Beşiktaş beraberliğinden sonra değil de Galatasaray Galip mağlubiyetinden sonra gelseydin ne olurdu? Paralel evrende bu hafta. İşte diyorum ya karar vereceksin karar. Şimdi karar, işte aynısı karar. Karar bu, bu hafta için abi. Karar vereceksin karar karar. Kararın iyisi kötüsü sonra tartışılır. Karar karardır abi. Yani ya Pereira'nın İran'ın işte, kendini kurtarma maçına işte dönecek ya da öyle olay tamamen yönetime yatayım, patlayacak. Bir durayım, işte, nasılsa veremezsin karar. Geçelim. Emre Belozoğlu'nu tebrik ediyoruz. İleride Fenerbahçe'nin çok daha kuvvetli bir hocası olarak geri döneceğine eminiz. Evet İngiltere'de de Premier Lig'de de beklenen sonuç. Maç seyrettin mi? Bir seyrettim. Yani... İnsan insana bunu yapar mı dedim ben ya? İnsan... Abi çok belliydi <laughs> Maç... ama ya. <laughs> Maç seyretmiyorum ya. Yani insan insana bunu yapar mı? Çok belliydi ya. Belli ya abi. böyle eziyet yapılır mı abi ya? Topu oynatmadılar. Adamların ayağına top. Ya Ronaldo'nun falan ayağına top. Ben olsam Ronaldo'muya çıkar derim ya. Çıkar hoca derim. Ya. Abi bence top gelmiyor zaten... ki kardeş Ben oynayamıyorum ki. Maçlar yani. oynuyorlar biz orada koşuyoruz. Ronaldo muhtemelen bence. <laughs> Ayıp zi... ya. Şu an Solskjaer hala takım başında diye kendini falan kesiyor. Tavana çentik falan atıyordur bir günde daha yani, bir gün daha yani, geçti. Bence yani. Alex Ferguson orada ee, kendi hakimiyetinden dolayı. O mu tutuyor onu acaba orada Abi, ya? Abi Conte öyle demiş. Conte demiş ki bir tek baba demiş. Ben gelirim de demiş. Sen demiş biraz demiş emekli ol istersen demiş. Yani, kararları ben veririm demiş. Ha işime karışma demiş. Yani kararları ben veririm deyince Alex de demiş ki sen devam biraz. demiş. <laughs> öyle diyorlar İngilizler. Ya, ya, öyle Conte mi? demiş ki ben iki tane şey isterim. Bir kendi kararlarımı kendim veririm. İki bütçeye yani bütçeye bakalım. Peki şu anda mesela Bütçe, Soskayar... bütçede sıkıntı olacak bir takım değil herhalde. O yüzden herhalde hani yani. sıkıntı olacak yer belli ki şey yani. Hayır Soskaya ne diye karışıyordur mesela şu anda? Bu kadroyu o çıkarmış olabilir mi ya? O çıkardıysa o da rezalet yani. Ya da bu futbol... Mesela Ronaldo'yu alacağım demiştir Alex Ferguson. Soskaya mesela Conte olsa şunu diyebilir. Yani Ronaldo Orada Ronaldo gene kadar iyilerdi galiba. Kadayıf oldu. diyebilir yapamadım. mesela Conte. İstemiyorum kardeşim. diyebilir. Hani evet. der mi bilmiyorum ama diyebilir. Ne bileyim işte Cavani'yi alacaksın. Ya baba ne kavanisi ya diyebilir Conte. Anlatabildim mi? Hani şey Soskaya evet. onu demez. Soskaya baba sana kavani aldık. Karı Ronaldo'yu da aldık derler. Bu işin gerçeği bu yani. Türkçesi bu. Evet. evet. Biraz ama şey e, yani ya United'ın büyük takım kimliğinden alakası yok ya. Yakınından geçen. Valla kadrosu da kötü, kötü değil. İyi. Bruno Fernandes falan. Gördüm. İyi hmm. abi. Pogba falan kötü evet. değil abi. Önemli yani. Ama işte bence biraz Alex Ferguson başkan reisin. Orada reisin hakimiyetinin azıcık kırılması lazım. Emre Belözoğlu öneriyorum. Oraya <laughs> <Orıyor> mı? <mu? gülüyor> Efsanenin şampuanıyla sen de efsane ol. Cristiano Ronaldo tarafından tasarlandı.